Kontaminasyon endişeleri nedeniyle hamilelik sırasında balık yemeyi tamamen bırakmayın. Diyetinizdeki balıklardan alacağınız omega-3 yağ asitleri, bebeğinizin gözlerinin ve sinir sisteminin normal gelişimi için hayati önem taşır. Amerikan kadın doğum uzmanları ve jinekologlar, hamilelik sırasında haftada yaklaşık 250 ila 350 gram arasında balık tüketmenizi önerir. Balıklar bakteri veya parazitlerle kontamine olabilirken, foodsafety.gov'a göre, çoğu patojeni 60 ila 65 derecede pişirerek öldürebilirsiniz. Başka bir tür kirletici olan civa gibi ağır metaller, hamile kadınların balık tüketimi esnasında takip etmek zorunda oldukları etmenlerdir. Civa kontaminasyonu ve bebeğiniz üzerindeki olası etkiler nedeniyle, hamilelik sırasında balık tüketimi konusunda endişe duyabilirsiniz. Hamile kadınların balık alımını izlemeleri ve civa bakımından yüksek balık alımını sınırlamaları gerekir. En az civa olanları seçmek, porsiyonları sınırlandırmak ve her zaman pişirilmiş olarak yiyerek balıkları menünüzde güvenle tutabilirsiniz. Çok yaygın seçenekler olarak hem somon hem de tilapya düşük civa içeriğine sahip balık kategorisine girer. Hamileyken, her iki balığı da önerilen miktarlarda yiyebilirsiniz. Bilinçli su ürünleri tüketimine dair nitelikli içerikleri kısa, net ve anlaşılır bir şekilde takip etmek için, Denizden Babamçıksa'nın YouTube kanalını ziyaret etmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hamilelikte balık yemenin faydaları nelerdir? Özellikle somon yemek, hamilelikte olumlu faydalar sağlayabilir, çünkü faydalı yağlarla dolu bir balıktır. Yağlı balıklar, esansiyel omega-3 yağ asitleri DHA ve EPA içeren daha fazla balık yağı içerir. Beyinde ve gözlerde en yaygın omega-3 yağ asidi olan DHA, özellikle fetal beyin gelişiminde önemli bir rol oynar. Hamilelikte bebeğin sağlıklı gelişimi için haftada en az 2 kez balık yemeyi ihmal etmeyin. Hamileyken deniz ürünü tüketimi konusunda duyulan endişeler nelerdir? Neredeyse tüm deniz mahsulleri, çeşitli yollarla suya karışmış olan civayıdan belirli miktarda içerir. Sudaki civa, sularda beslenen balıklarda birikerek metil civaya dönüşür. Daha küçük balık yiyen ve daha uzun yaşayan büyük balıklarda daha yüksek metil civa seviyeleri olabilir. Metil civa, çoğu insanı doğrudan etkilemese de, bebeğinizin gelişmekte olan beynini etkileyebilir. Denizden Babamçıksa.com'daki yeni yazılara ve su ürünleri sektörünü yakından ilgilendiren içeriklere düzenli olarak ulaşmak için bizi Twitter'da takip edin. Ne yazık ki, civa besin zincirinde yukarı doğru ilerliyor fakat kontrollü koşullar altında yetiştirilmiş deniz ürünleri daima güvenlidir. En düşük miktarda civa içeren balıklar için Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, alımınızı haftada 2 porsiyonla sınırlandırmanızı önerir. Civa bakımından düşük olan balıklar sadece somon ve tilapya değil aynı zamanda konserve light ton balığı ve morina gibi balıklardır. Bu kategorideki diğer deniz ürünleri türleri arasında karides, yengeç, istiridye ve tarak bulunur. Kılıç balığı gibi civa bakımından yüksek balıklar, somon için 0,022 ppm ve tilapya için 0,013 ppm ile karşılaştırıldığında, milyonda ortalama 0,87 ppm metil civa içerir. Amerikan Hamilelik Derneği'ne göre, haftada 60 gramlık porsiyonda, en düşük civa miktarına sahip balıkları güvenle yiyebilirsiniz. Bu liste, her 100 gram balık için yaklaşık 0.2 gram omega-3 yağ asidi içeren pisi balığı, menfit balığı, tilapya, nil balığı, okyanus levreği ve yayın balığını içerir. Ayrıca konserve yapılmış somon, sardalya, alabalık ve hamsi de yiyebilirsiniz. 100 gramlık bir porsiyonda yaklaşık 1 ila 2 gram omega-3 sağlayan en iyi esansiyel yağ asitleri kaynağı yine bu balıklardır. Bu listede us kumruyu da bulacaksınız, ancak hangi türünü seçtiğinize dikkat edin. Kuzey Atlantik ve tombul us kumru güvenlidir, diğer tipler daha fazla civa içerir. Daha yüksek civa seviyesine sahip olan deniz ürünlerini tüketmek konusunda ısrarcıysanız, bunların miktarını sınırlandırmanız gerekebilir. Tranca, sazan, snapper, Alaska morinası, tatlı su levreği, çizgili ve siyah levrek gibi türlerin aydaki tüketim miktarı 200 gram civarında tutulmalıdır. En çok ilgi gören diğer deniz ürünlerinden olan istakoz da bu listeye dahildir. Minik
içerikleri, videoları, podcastleri ve içerik formatlarımızı takip etmek, gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olmak için bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne göre köpek balığı, kılıç balığı, kiremit balığı veya kral uskumruyu hamile olmasanız bile tüketmeyin. Ayrıca canlı bakterileri içerme ihtimaline karşı çiğ deniz ürünleri etlerini ve kümelenmiş deniz ürünlerini tüketmekten kaçının. Bunun yanında, poliklorlu vitaminlerle kontamine olabilecek yerel akarsulardan ve göllerden yakalanan balıkların tüketimini de azaltmayı, hatta hamileliğiniz süresince ertelemeyi düşünebilirsiniz.